Burası Spokane Eyalet Hapishanesi. Akli dengesi bozuk suçluların tutulduğu bir hapishane. Bu suçlular burada tutuluyor çünkü akıl hastaneleri onlarla baş edemiyor. Bu hapishane azılı suçluları suç işlemekten alıkoymanın yanı sıra Washington eyaletinin de en büyük üçüncü zihinsel sağlık tesisi konumundadır. Bir tek tanrı var, o da benim. Hepsi gerçek. Ve burada hayatta kalabilmek için katil içgüdülerine sahip olmalısınız. Ben ona bir şey yapmazsam o bana zarar verecekti. Ben de onu dövdüm. Suç oranlarının patlamasıyla hapishane maksimum kapasiteye ulaşmıştı. Bu 22 kişilik özel tim hapishaneyi kontrol etmeye yetecek miydi? Yere yat! Yere yat! Spokane, Washington. Kanada sınırına 160 kilometre uzaklıkta sarp dağlar ve nehirlerle çevrelenmiş bir yer. Ama bu doğal güzelliklere rağmen şehrin karanlık bir yüzü vardı. Spokane Eyalet Hapishanesi. Spokane'de oyunlara yer yok. Bu duvarların arkasındaki tutuklular çok çeşitli suçlardan ötürü hüküm giymişti. Kimi basit kamu suçlar, kimi ise sözünü bile edemeyeceğimiz korkunç cinayetlerden. Burası onların araf yeri. Mahkeme günü bekleyen çok tutuklu var. Spokane Eyalet Hapishanesi. 465 tutuklu kapasitesine sahip bir yer. Ama bugün suç oranlarındaki patlama sebebiyle artan bir popülasyonla, zihinsel özürlü suçlularla birlikte 580 tutukluyla dolmuş durumda. Bazıları sağlık masraflarını karşılayamadığı için bir suç işleyerek buraya kasten geliyor. Bu tür sebeplerden dolayı hapishane ana binasına sığmaz hale gelmişti. Geiger adında bir ek güvenlik binası inşa edilmiş. Ama bu da yeterli olmamıştı. Zaten sayıca az olan güvenlik birimlerimizle bu tutukluları kontrol altında tutmak ve şiddeti önlemek için yapılacak en iyi şey onları hücrelerinde daha uzun süre tutmak. Bütçe sorunları nedeniyle hapishanedeki her yer kilitli durumda. Çavuş R.D. Smith ortalığı yatıştırmak için elinden geleni yapıyordu. Bana bak, konuşmaya devam edersen hücrenin dibini boylarsın. Ben bir şey yapmadım. Sen beni dinlemiyor musun? Evet, seni dinliyorum ama ben bir şey yapmadım fazla diyorum. Fazla sesini çıkarma. Smith bu hapishanede 24 yıldır çalışıyor. Bu 24 yıl boyunca birçok kez orduyla birlikte Afganistan ve Irak'ta görev yapmış. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü gayet iyi biliyor. Burada yapmamız gereken bir iş var. Suçluları burada güvende tutarak halkı da güvende tutmuş oluyoruz. Ve bu hiç de kolay bir iş değildi. O elini bana sürmenden hoşlanmıyorum. Ben de bu kameralardan hiç hoşlanmıyorum. Üzgünüm ama burası bir hapishane. Boşuna nefesini tüketme. Yapabileceğim bir şey yok. Aferin size. Canınız cehenneme. Ölüm tehditlerinden hakaretlere kadar burada çalışanlar her türlü kötü muameleye maruz kalabiliyor. Hey gardiyanlar, biraz bu tarafa gelsenize. Her şeyi kitabına uygun yapmalı ve söylenenleri kişisel algılamamalısınız. Eğer bunu yapamazsanız bu işi bırakmamalısınız. Neyse ki Smith tek başına değil. Hapishanedeki özel timin kurucularından ve liderlerinden biri. Özel müdahale timi olarak da biliniyor. 22 yıl önce kurulan bu birim, zorlu tutukluları ve tehlikeli durumları kontrol altına almak amacıyla kurulmuştu. Hapishane ortamında ne zaman, ne olacağı hiç belli olmuyor. Şiddet her an baş gösterebilir. 2007 yılında Geiger binasında patlak veren bir isyanda özel tim müdahale etmek zorunda kaldı. Bunlar hücrelerdeki tutuklulara müdahale etme ve şiddet içerikli saldırıları önleme konusunda uzmanlaşmış bir tim. Bu görevliler hapishanenin 11 bloğunda çıkacak her türlü sorunla başa çıkıyor. Her kadın ve erkek için ayrı ayrı belirtilmiş 3 güvenlik seviyesi var. Minimum,
orta ve maksimum. Bu sabah Çavuş Simit ve ekibi maksimum güvenlik seviyesi gerektiren bir olaya müdahale etmek için iş başı yapıyor. Tutuklu diğer tutuklular tarafından avluda şişleneceğini iddia ediyor. Özel tim bu tehdidi ciddiye alıyor. Bu el yapımı delici aletler tutuklular tarafından günlük eşyalardan, diş fırçası saplarından yapılıyor. Ve düşmanı öldürmek için kullanılıyor. Simit ve ekibi bu konuyu araştırmak üzere içeri girmek istiyor. Ama hücreleri arayabilmeleri için önce tutukluları dışarı çıkartmalıydılar. Kapıya yaklaş, ellerini görelim. Sırtını kapıya yasla, ellerini aşağıdaki aralıktan uzat. Sana söyleneni yap. Kapıya sırtını yasla ve ellerini aralıktan bize doğru uzat. Defalarca tekrarlanmasına rağmen tutuklu denileni yapmıyor. Tim'in onu zorla dışarıya çıkarmaktan başka çaresi yok. Ellerini uzat, karşı koyma. Hadi çocuklar, yavaş, yavaş. Karşı gelmiyorum, sadece yeni uyandım. Emirlere uymuyorsun. Emirlere uyacak mısın? Evet, söz veriyorum. Sana bir şey söylendiği zaman yapacaksın, anlaşıldı mı? Evet. Talimatlara uy. Bir özel timci tutukluyu etkisiz hale getirdi. Şimdi tutuklu duşlara götürülerek üzeri silah, yasaklı madde ya da uyuşturucu için aranacak. Altı hücre yanda başka bir görevli yine azılı bir tutukluyla uğraşıyordu. Bradley Hickey silahlı soygundan hüküm giymiş bir çete üyesi. 72 saattir zaten hücre hapsinde olduğu söyleniyor. Ve görevlilere karşı gelmekten de hiç çekinmiyor. 3 gündür buradayım. Dışarı da çıkamıyorum, duş da alamıyorum. Bu yasalara aykırı. Öyle mi dersin? İdam mahkumlarına bile yapılmaz bu. Daha yapacak işimiz var, tamam mı? Gitmek mi istiyorsun? Ya sesini çıkarmadan şurada oturursun ya da seni başka bir yere götürürüm. Umurumda değil. Daha suçlu olduğum bile kanıtlanmadı. Bütün gün burada hücre hapsindeyim ve kimseye söylenmedi, değil mi? Söylesenize. Daha sonra Hickey ile ilgilenmesi için özel tim çağrılıyor. Kapıya yaklaş ve ellerini uzat. Sonra da yere uzat. Yere filan yatmıyorum. Yanlış bir şey yapmadım ben. Bütün gün kilit altında kaldığım için yapıyorsunuz. Ellerini uzat, karşı koyma. Hadi çocuklar, yavaş, yavaş. Kıpırdama, kıpırdama. Transfer edilecek. Kilitli kaldığı için şikayet ediyordu ve haksızlığa uğradığını söylüyordu. Sakin olması söylendi. Karşılığında cehenneme gitmemizi söyledi. Ayağa kalk, hadi. Hickey, önümüzdeki 10 günü tek başına geçireceği disiplin hücresine, yani deliğe gönderilecekti. Aramalar devam ederken özel tim duşlarda bir acil durumla karşı karşıya geliyor. Silahlı soygundan hüküm giymiş olan Ben Davis'in aşırı dozda uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Özel tim ve hemşire Sharon Dunphy onu ayıltmak için çabalıyordu. Gözlerini aç. Dayan biraz Davis. Davis. Hey, bana bak. Bana bak. Kendine gel, kendine. Bana bak dedim. Kendine gelmelisin. Ne? Seni buradan çıkarıp hastaneye götüreceğiz, tamam mı? Davis duştan dışarı çıkartıldı. Yere yat şimdi. Kapıyı kapatalım, sen de yere uzan. Görevliler ona oksijen verdi. Uyanık kal Davis, tamam mı? Davis, ayılman gerekiyor. Tamam, burada başka bir şey yok. Bana ne aldığını söyleyebilir misin? Evet. Bunları da alın. Davis, bana ne aldığını söyle. Davis. Benimle kalın. Tamam. Hadi ama. Tamam, tamam. Uyanmalısın Davis. Göğsünü o şekilde yapmaya devam et. Davis, uyanmalısın. Şimdi ne oldu?
Nabzı yavaşladı. Tansiyonu düşüyor. Sence ne olmuş? Muhtemelen uyuşturucu. Dakikalar içinde ilk yardım müdahale ekibi de geliyor. Davis bilinmeyen bir maddeden ötürü aşırı dozda komada. Ve bir an önce hastaneye götürülmeli. Sağlık görevlileri onu hayatta tutmak için çabalıyor. Her an bu tür durumlarla karşılaşabiliyorsunuz ve son derece stresli olabiliyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bunu herkes yapamaz. Davis, kaçak şekilde getirilen bir uyuşturucu yüzünden bu hale gelmiş olabilir. Özel tim bu olayın arka planını araştıracak. Sonunda yapılan aramalar sonuç vermişti. Tüm ilaçlar ve yasaklı maddeler ele geçirilmişti. Ellerinde silah yapmalarına yarayacak her türlü malzemeye el koymaya çalışıyoruz ama gerçekten çok zekiler ve bu işlere kafa yoracak çok fazla zamanları var. Bugün Çavuş Smith ve ekibi bütün tutuklulara güçlü bir mesaj vermişti. Spokane hapishanesinde ipler özel timin elindeydi. Birazdan bir tutuklu beklenmedik şekilde kaçmaya çalışıyor. Benim dünyadaki en tehlikeli adam olduğumu söylüyorlar. Sonra da Ben Davis'in komaya girmesinin arkasındaki şaşırtıcı gerçekler. Spokane Eyalet Hapishanesi. Buradaki her üç tutukludan birinin akli dengesi bozuk. Bu sebeple burası Washington'daki en büyük akıl sağlığı tesislerinden biri olarak kabul ediliyor. Azılı katiller, çete üyeleri ve hırsızlarla dolu olan bu yeri kontrol altında tutmak, Çavuş Smith ve özel timi için büyük bir sorumluluk. Çoğu tutuklunun ne yapacağı hiç belli olmuyor. Ve özel tim çoğu zaman kapının öbür tarafında onu neyin beklediğini bilemeyebiliyor. Bugün de yine mahkumlardan biri özel timi tehdit ediyor. İçeride olup bitenlerin görülmemesi için de pencereyi havluyla kapatıyor. Kapıyı aç. Yere yat. Tutuklu eline bantladığı sivri uçlu kalemlerle birlikte kaçmaya çalışıyor. Tim şok tabancasıyla müdahale ediyor. Ellerini uzat, karşı koyma. Yere yat. Yere yat, yere yat. Bacağını tut. Kolunu uzat, kolunu uzat. Kolunu uzat. Tutuklu etkisiz hale getirilince özel timci elindeki kalemleri söküyor. Ellerini buraya uzat. Kıpırdatamıyorum. Ellerini uzat kıpırdatamıyorum dedim. Kıpırdatamıyorum. 12 yıldır bu işi yapan Nathan Fu bu gibi durumlarda yanlış bir hareket yapılmaması gerektiğini iyi biliyor. Eğer bu tür bir duruma karşı kafanızda hazır olmazsanız olup bitenler karşısında dona kalabilirsiniz. Özel tim saliseli kararlar verirken içgüdülerine oldukça güveniyor. Eğitim programı sırasında yaptığınız her hareketi izleyen bir eğitimci vardır. Sonra tek başınıza göreve gittiğinizde kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Özel tim çok çeşitli silah ve donanımla görev yapıyor. Plastik mermili pompalı. Yere yat, yere yat. Biber gazı ve elektrik tabancası. Deneyimleri olması açısından tim üyeleri elektrik tabancasını test ediyor. Vücudunuza elektrik akımı yollayarak sinir sistemini yavaşlatan, geçici felçlik yaşatan ve ölümcül olmayan bir silah. Bugün tim üyeleri yeni bir çeşit el bombasını test ediyor. Plastik el bombası ölümcül bir silah değil ve topluluk halinde kontrol sağlamak amacıyla kullanılıyor. Burada el bombası boş bir hücrede test ediliyor. Bombanın içinden çıkan küçük plastik saçmalar gördüğünüz maket hedef üzerinde olduğu gibi küçük sıyrıklara yol açıyor. Hapishane yönetimi kurallara karşı gelen tutukluları kilit altında tutarak silaha karşı olan ihtiyacı azaltmaya çalışıyor. Bu tutuklular yüksek güvenlikli hücrelere yani deliğe kilitleniyor. Pembe kapıların arkasında kimin olduğu görünmez. Ama genelde buranın en kötü tutukluları olur.
Tutuklular buraya delik diyorlar. Eğer bir disiplin suçu işlemişseniz geleceğiniz yer burası. Burası iğrenç bir yer. Yaramazlık yaparsanız deliğe biletiniz hemen ayrılır. Seni bugün 6. odaya kapatacağım. Çoğu günde 23 saat kilitli kalıyor. Bu oldukça zorlayıcı bir durum. Bradley Hickey arama sırasında deliğe gönderilen tutuklulardan. Delik artık onun ikinci adresi olmaya başladı. Burada olmak eğlenceli değil. Haftada iki kere dışarı çıkmanıza izin veriyorlar. Bu hiç iyi değil. Buraya ikinci gelişim. Onlarla kavga ettim. Deliğe yeni gelenlerden bir tanesi sıradan bir tutuklu değildi. Adı Cole Strandberg. Ve kendisi Spokane Eyalet Hapishanesi'nin en ünlü tutuklularından biri. Ne zaman Strandberg'le uğraşmaya başlasak Tim'i çağırmak zorunda kalıyoruz. Onunla uğraşırken diğer herkes de olduğundan daha fazla dikkatli olmaya özen gösteriyoruz. Burada bir cinayetten dolayı hükümlü ve muhtemelen idam edilecek. Dünyadaki en tehlikeli adam olduğumu söylüyorlar. Strandberg ayrıca cinsel taciz, işkence ve genç bir kadının kafasına tatar yayıyla ok atmaktan dolayı da suçlanıyor. Hepsi gerçek. Cinayete ilişkin davanın sonuçlanmasını bekliyordu. Ama önce akıl sağlığının iyi olup olmadığının anlaşılması gerekiyor. Kalan son günlerinde ona mukayyet olmak da özel timin göreviydi. Bana şeytan diyorlar. Ben şeytanın ta kendisiyim. Şeytan kendisine böyle söylüyor ve bu yüzden de hücreyi bolca ziyaret ediyor. Artık bir şey yapamam. Ben çoktan öldüm. Kendime bir faydam yok. Bazen işler böyle çıkmaza girebiliyor. Bu hapishane kaydında özel timin Strandberg'e ettiği müdahalelerden birini görüyoruz. Dışarı çıkmak istememişti. Hücresinde sorun çıkarıyordu. Özel tim iş başına çağrılmıştı. Strandberg, Tim kapıyı açmaya çalışırken bir sonraki hamlesini düşünüyordu. Kapının arkasında. Tim kapıya hücum eder. Bunu yapmamalıydın Cole. Ellerini uzat, karşı koyma. Evet. Hadi çocuklar, yavaş, yavaş. Tartışma sırasında bir memurun kafası duvara çarpmıştı. Elini ver, elini ver. Özel Tim Cole'u etkisiz hale getirmişti ama çok geçti. Bir adamları yaralanmıştı. Memurlardan birinin boynunda kırıklar vardı. Ambulans çağırın. Acele edin, biri hemen ambulans çağırsın. Özel tim konuşuyor. Hapishaneye bir ambulans istiyoruz. Yaralı bir memurumuz var. Strandberg'ün memurları bu şekilde ya da ısırarak yaralamaması için suratına bir maske takıldı. Strandberg'ün bu hareketlerinden dolayı ona bu maskeyi taktık. Bu sayede kimse zarar görmüyor. Hiç bilmedikleri bir ortama ilk kez gelen tutuklular olabilecekleri için gözlerini dört açmalıdırlar. Bugün 19 yaşındaki Mitchell Gagnon Spokane Eyalet Hapishanesi'ne ilk kez geliyor. Görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyor. Böyle bir yere ilk defa geliyorum. Umarım bir an önce çıkarım. Gerçekten bir an önce çıkmak istiyorum. Kendisinin bugün salıverilmesinin haberini duymak için mahkemenin kararını bekliyor. Ama Gagnon'un duruşması iptal edilmişti. Duruşma iptal olmuş. Neden? Bilmiyorum. Burada bu kadar uzun kalmamalıyım ama. Şimdi olacaklar hakkında hiçbir fikri yok. Neler oluyor bilmiyorum. Biraz etrafı dolaştırdılar. Tekrar buraya indim. Buraya getirdiler. Tamamdır. İki oda değiştirdim ve şimdi nereye gideceğimi bilmiyorum. Hapishane memuru Mitchell Gagnon'un günü geçireceğini söylediği düşük güvenlikli bir odaya transferini istemişti. Bugünlük dışarı çıkmak yok artık. Hadi oradan. Dışarı çıkamıyorum. Buraya tıkılıp kaldım. Biraz konuşabilir miyiz? Hakimi gördün mü? Hayır, kimseyi görmedim. Kimseyi görmedin demek. Çavuş Smith oraya gelerek Gagnon'un endişesini yatıştırmaya çalışıyor. Bu akşama doğru salınacaksın.
Aysa'nın demek istediği bugünlük dışarıya çıkma izninin bittiği. Tamam tamam, özür dilerim. Bu akşam gibi buradan gidersin. Tamam, teşekkür ederim. Konuştuğunuz için sağ olun. Önemli değil. Spokane Eyalet Hapishanesi'ne geldikten 28 saat sonra Mitchell Gagnon yeniden özgürlüğüne kavuşuyor. Hapse girmeyin derim. Uzak durun. Sizi değiştirir. Kesinlikle. Sizi korkutur. Özgürüm! Özgürüm! Birazdan. Çılgın bir gece. Beni alıkoyamazsınız, tamam mı? Sonra da görevliler bir tutuklunun kendisine zarar vermesini engellemeye çalışıyor. Canım yanıyor. Spokane Eyalet Hapishanesi. Bu sessiz koridorlarda 580 tutuklu kilit altında tutuluyor. Ama kapılar açıldığı zaman her an her şey olabilir. Sadece 140 memur çalışıyor. Tutuklulara göre sayıca az kalan Çavuş Smith güvenebileceği insanlar arıyor. Ve ailenizden daha çok güvenebileceğiniz kimse de yoktur. Üvey oğlu Cameron Krowski mesleği ondan öğreniyor. Yeni bir yere geldim. Eski topraklardan iyi bir eğitim almam gerekiyor. Neyse ki devamlı buradalar. Hey, eski toprak da ne demek? O benim babam gibidir. Kariyerime hapishanede devam etmemdeki rolü büyüktür. Krowski kayıt bölümünde çalışıyor. Her tutuklunun Spokane Eyalet Hapishanesi'ne ilk adım attığı yerde. Tutukluları tartıyor, fotoğraflarını çekiyor ve kişisel bilgilerini ve eşyalarını topluyor. Neredeyse gece yarısı olmuştu. Dolunay'ın hapishanedeki işlere kesinlikle bir etkisi var. Bundan eminim. Bu gece sarhoş bir tutuklu getiriliyordu. Askeri hapishaneye giremem. Burası askeriye değil, normal hapishane, tamam mı? Irak'ta görev yapmış bir ordu mensubu alkollü araç kullanmaktan tutuklanmıştı. Sakin olmalısın, artık buradasın, tutuklandın. Şu işleri halledelim artık, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hayır. Anlaşıldı mı? Hayır. Spokane Eyalet Hapishanesi'ndesin. Ben bir ordu subayıyım, tamam mı? Tamam, anladım. Anladın mı? Beni tutuklayamazsınız. Bunun için çok tamam geç bayım. Beni tutuklayamazsınız. Tamam, tamam. Hayır. As subayı rutin aramalar için bir odaya kadar götürdüler. Özür dilerim. Zorluk çıkarttığım için özür dilerim. Özür dilerim. Özür diliyorum. Özür dilerim. Hepinizden özür diliyorum. Özür dilerim. Ve sonra da daha fazla zorluk çıkarmaması için kalacağı hücreye yerleştiriliyor. Bana bir battaniye bile vermiyorsunuz. Ben iki kere Irak'ta savaştım. Bayım, burada bu hücrede kaldığınız sürece size hiçbir şey verilmeyecek. Şu an için en iyisi fazla ses çıkartmayıp uyuyun, tamam mı? Böyle konuşarak kendinizi aptal yerine düşürmek size hiçbir şey kazandırmayacak. Bakın, beni dinler misiniz? Tamam, anlıyorum. Biliyorum. Sen Irak'ta ne kadar zaman geçirdin ki? Irak'a gitmedim. Gitmedim. O zaman çeneni kapa. Krowski bu sözlü saldırıları görmezden geliyor. Çok sarhoş. Daha yetkili bir görevlinin gelmesini bekleyeceğim. Ne zaman bu tür insanlar hapse gelse ordudaki kariyerleri için endişe duyuyorlar. Buraya geldiğiniz zaman asker ya da başka bir şey olmanız umurumuzda olmuyor. Herkes aynı muameleyi görür. Krowski şimdi de başka bir tutukluyla uğraşıyor. Pekala, yüzünü bu tarafa döndür. Bir başka sarhoş tutuklu. Liana Gagwatch, üçüncü derece saldırıdan tutuklanmış. Ellerimi bu şekilde tutamayacağım sanırım. Görevli Jim Bauer, Liana'nın üzerine arıyor. Sütyenin içinde ne var? Cep telefonum var. Belki iki tane vardır. İki telefon mu? Niye sütyenin içindeler? Oraya koyduğumda kulağıma daha yakın oluyorlar. Öyle duyabiliyorum. Tamam. Cep telefonları çıkartıldıktan sonra Krowski, Liana'nın kayıt işlemlerini yapmaya başlıyor. 8 aydır ayıktım.
İlk defa bu gece içtim ve buraya düştüm. Daha gece yeni başlıyor ve vardiyanın bitmesine 9 saat var. Bu gece ne olacağını Tanrı bilir. Spokane Eyalet Hapishanesi'nde akıl hastalarından çete üyelerine ve kaçakçılara kadar her çeşit tutuklu var. Joanna Williams kanser sonucu bacağını kaybetmiş ve torunuyla başladığı bir kavga sonucu fiziksel saldırıda bulunduğu için tutuklanmış. Joanna gelir gelmez memurların dikkatini çekmek için kafasını duvara vurmaya başlıyor. Ona ilaçlarımı almam gerektiğini söylemeye çalışıyordum ama öylece gitti. Ben de kafamı birkaç kez duvara vurdum ki dikkatlerini çekebileyim. Yeni ortamına alışmakta güçlük çekiyordu. Ağrım var ve ilaçlarımı alamıyorum. Kanserden yeni kurtuldum ve bir bacağım eksik. Çok acı çekiyorum. İlaçlarımı almam gerekiyor. Güvenlik önlemleri dahilinde kadının koltuk değneklerine el konulmuş. Joanna'yı dinlenmesi için bir sandalyeye oturtmuşlar ve izole bir odada bekletiyorlar. Böyle davranışlar sergileyerek istediğinizi elde edemezsiniz. Ve bütün bunlar tutuklunun güvenliği için yapılıyor. Psikologlar gelip onunla konuşacak ve durumu hakkında bilgi verecekler. Eyalet hapishanesi katillerin ve akli dengesi bozuk saldırganların tekrar tekrar ziyaret ettiği bir yer. İlaçlarını almayı bıraktıklarında yolları buraya düşüyor. Uzun bir süre hapis yatmak sonucu bazıları diğer tutuklulara, görevlilere ve kendilerine zarar vermeye başlayabiliyor. Bu tür insanları yatıştırmak da burada görevli olan özel tim ekibinin işi. Bugün Çavuş Smith ve ekibi akli dengesi bozuk bir tutukluyla uğraşıyor. Tutuklu dengesiz davranışlar sergiliyor ve emirlere uymuyor. Bu tutuklu uzun süredir duş almıyor ve hücresinde yere tuvaletini yapıyor. Çok kötü bir koku. Hey, bunu hatırladın mı? Sana en son sprey sıktığımızda ne olduğunu hatırlıyor musun? Biber gazı, hatırladın mı? O biber gazı değil ki. Evet, biber gazı. Tamam. Birazdan döneceğiz. Özel tim odayı boşaltmak için direktiflerini alıyor. Bir haftadır duş almamış ve tuvaletini yerlere yapıyor. Şimdi oraya gideceğiz ve her zamanki gibi alıp götüreceğiz. Özel tim ikinci kez kapıya geliyor. Yatağında yatmaya ve çıkmamaya devam ediyor. Kapıya yanaş. Ellerini kelepçeleyip seni duşa sokacağız. Hayır, teşekkür ederim. Sprey sıkmamızı ister misin? Hayır, gidin başımdan. Bir görevli içeri biber gazı sıkıyor ve tutuklu battaniyesinin altına giriyor. Maskelerinizi takın. Görevliler kalan bütün gazı içeri boşaltıyor. Tutuklu tepki vermemeye devam ediyor. Kapıya gel. Büyük sprey yanında mı? Başka bir kutu biber gazını da içeri boşaltmaları gerekiyor. Kapıya gel. Sonunda tutuklu öksürmeye ve gazdan etkilenmeye başlıyor. Görevliler onu bir tekerlekli sandalyeye bağlıyor ve duşa götürüyor. Neredeyse iki kutu sprey sıkmak zorunda kaldık. Akli dengesi bozuk bir insan ve anlamsızca karşı koyuyor. Biber gazına epey direndi. Tutuklu Ben Davis de bir akıl hastasıydı. Bir özel tim araması sırasında intihar etmeye kalkışmıştı. Sağlık görevlileri onun bir uyuşturucudan dolayı komaya girmediğini, bir meyvenin tohumlarını bilerek yediği için bu durumda olduğunu anlamıştı. Bu meyvenin tohumu bir miktar siyanür içeriyordu. Davis ölümcül dozda olana kadar bu tohumları etraftan toplamış. Hastane görevlileri onun hayatını kurtarmıştı. Mesele şu ki
İki senedir buradayım. Ve onlardan aramadan kaçmak için ilaç aldığımı zannediyorlar. Ben yolda bir memura çarptım ve artık her şeyin bitmesini istiyorum. Dediğim gibi iki senedir buradayım. Dava devam ediyor ve suçluluğum kanıtlanmadı bile. Ve günün 23 saati burada kilitliyim. Bir süre sonra sesler duymaya başlıyorsunuz. Günün 23 saati ne yapabilirsiniz ki? Bir sürü mektup yazıyorum. Aşağıdaki bütün kitapları okudum. Bunlardan çok yoruldum artık, anlıyor musun? Bu tür yerlerde intihar girişimleri ülke genelinde hiç de azımsanmayacak kadar var. Bu tür tutukluların özel ihtiyaçları var. Bir sürü ilaçları var. Diğer tutuklularla iyi geçinemiyorlar. Gözümüz devamlı üstlerinde. Spokane Eyalet Hapishanesi'ndeyim. Ama bir an önce kumdan kaleme geri döneceğim. Görevliler bu tutukluları bütün gün izliyor. Akıl hastanelerinden yardım almadıkları zaman illaki bir suça karışıyorlar ve tutuklanıp buraya geliyorlar. Ve bazen bu hapishane onlar için bir çeşit akıl hastanesi olabiliyor. Ayrıca görevliler henüz resmi olarak akıl hastası olarak nitelendirilmeyen tutuklularla da uğraşmak zorunda. Cole Strandberg de bu kategoriye giriyor. Benim dünyadaki bir numaralı paranoyak şizofren olduğumu söylüyorlar. Üzerindeki suçlamalar arasında bir kadını tatar yayıyla kafasından vurmak ve bir kedinin kafasını kopartmak gibi şeyler de var. Strandberg yakında psikolojik yardım alması yönünde kararın çıkması muhtemel bir duruşmaya çıkacak. Burada olması onu etkileyecek. Bu bütün hayatını etki edebilir. İdam cezası alsın almasın burada kaldığı süre içinde bir iyileşme gösterecektir. Eğer sihirli sözleri söylersen bir yaratığa dönüşebilirim. Ciddiyim. Buna sihir deniyor. Bunu yapabilirim. Birazdan. Kuryelik yapan tutuklular. Etrafa bak da polisler görmesin. Ardından Strandberg mahkemeye çıkıyor. Ya idam edilecek ya da yatmaya devam edecek. Spokane Eyalet Hapishanesi'nde parmaklıklar ardında birçok tehlike var. O parmaklıklar açılınca da bütün tehlike dışarı taşıyor. Yere at! Ellerini uzat, karşı koyma! Yere at! Dört tutukluya bir güvenlik görevlisinin düştüğü bu yerde çavuş R.D. Smith ve ekibi kural tanımaz tutukluları hizaya getirmek için bazen kuvvet kullanabiliyor. Hemen ayağa kalk! Kalk dedim! Ne istiyorsunuz? Bırakın beni. Duşa girmen gerekiyor. Tutuklularla karşı karşıya kalınca çavuş Smith'in aklında basit tek bir felsefe var. Katı ama adil ve tutarlı olmaya çalışıyorum. Tutuklularla aramda profesyonel bir bağ kurduğumu düşünüyorum. Hapishanede olduklarını ve benim onların arkadaşı olmadığımı bilmelerini sağlıyorum. Birçok tutuklu kuralları çiğniyor ve görevlilere karşı geliyor. Elimden geleni ardıma koymayacağım. Tamam. Kurallarınız umurumda değil. Aslında umurunda gibi görünüyor. Çünkü ona ne söyleniyorsa yapıyor. Tutuklu Dennis Sprayberry, hücrelerden çamaşır toplamakla görevli. Bir yıldır Spokane Eyalet Hapishanesi'nde ve yakında cezaevine gidecek. Organize soygun yapmak suçundan 10 yıl ceza aldı. Suçunun kanıtlanmış olması davranışlarını biraz olsun bile değiştirmemiş. Bize yapmamamızı söyledikleri şeyleri bir şekilde yaparız. Gardiyanlar bizi kontrol edebildiklerini sanıyorlar. Tutuklular arasında mesaj iletmek ve kaçak madde teslim etmekle ilgili bildiği bir sürü yol var. Yaptığı işte kurallara karşı gelebilmesi için harika bir fırsat. Hapishanedeki en ufak bir şeyle bile eğlenebilmeniz çok garip. Kirli çamaşırlarla uğraşmak pis bir iş ama hoşuma gidiyor. Hücremden dışarıda ne kadar çok kalırsam o kadar kar diye düşünüyorum. Bugün Sprayberry bir tutukluya gizlice sıcak su veriyor. Kilit altındayken lüks olarak adlandırılabilecek bir şey bu. Su yasak diyorlar, ben de değil diyorum. Pekala. Şimdi bir parça kağıt alıyoruz. Bende biraz sıcak su var. Bunu yapmak aslında yasak. Elindeki kağıdı katlayıp kapının kenarından dışarı uzatıyor.
ve elinde bardakla bekliyor. Hazır mısın? Evet. Sonra da suyu kağıda döküyorum. Bu arada etrafa bakıp gardiyanları kolaçan ediyorum. Güzel görünüyor. Ondan güzel kahve olur. Baksanıza. Başka tutukluların da kuralları çiğnemek adına değişik taktikleri var. Michael Painter ya da Temper, ikinci derece saldırıdan ve tanığa rüşvet vermekten suçlanıyor. Hapishane hayatına alışıyor. Kız arkadaşı Maggie Mae Tyler bir kat aşağıda kalıyor. İkinci derece cinayetten suçlanıyor. Burada işler biraz zor. Çünkü kız arkadaşım bir cinayet davasında ve onun hayatı başka bir yöne, benimki başka bir yöne doğru gidiyor. Bunu beraber atlatmamız gerekiyor. Temper ve Maggie hapishaneden daha önce tanışmış. O benim erkeğim. Eskiden iyi bir adamdı. Onu uzun süredir tanırım. Ama artık beni rahatsız ediyor. Kilit altında da aşkın devam edebileceğini kanıtladılar. Ama tabii eğer tuvalet telefonunuz varsa. Aralarında bir kat fark olsa bile hapishanenin tesisat sistemini kullanabiliyorlar. Ben seni kızdırsam sen ne yapardın? Sen delirmişsin. Sen delirmişsin. Tamam, sonra beni ara. Evet, uyanık olurum. Ben de seni seviyorum. Bu metodun bazı riskleri de var. Bazen aşkınızla konuşmak birinin ağzında kötü bir tat bırakabiliyor. Bazen zor olabiliyor çünkü biri tuvaletinde sifonu çektiği zaman kötü oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Başkalarının tuvaleti kokuyor işte. Eğer bu tuvalet telefonunu kullanırken yakalanırlarsa deliğe gönderilebilirler. Ama bu riski göze almaya hazırlar. Bugün Sprayberry kalan 10 yıllık hükmünü tamamlamak üzere cezaevine yollandı. Teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Tanrı sizi korusun. Cezaevinde görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sabununu sağlam tut. Sakın o sabunu düşürme. Tamam, düşürmem. Sprayberry gibi kuralları çiğneyen birçok tutuklu olmasına rağmen Spokane Eyalet Hapishanesi'nin kontrolü daima Çavuş Smith'in elinde. Bu kadar çok insanla uğraşıyorsanız disiplini sağlamalısınız, yoksa kaos yaşarsınız. Saldırgan tutuklular her an görevlilere ve kendilerine zarar verebilir. Özel tim burada düzenli sağlık kontrolüne gitmeyi reddeden bir tutukluyu kelepçelemeye çalışıyor. Görevliler tutukluya biber gazıyla müdahale ediyor. Ama tutuklu tepki vermiyor. Yere yat! Yere yat! Özel tim tutukluyu güç kullanarak çıkartmak zorunda kaldı. Hadi gidelim. Ellerini uzat, karşı koyma. Hadi çocuklar, yavaş yavaş. Bunu yapmak istemiyorduk ama bize başka çare bırakmadın. Tim adamı kontrol altına alınca hemşire gözüne kaçan gazı temizliyor. Eğer onlara uysaydın her şey kolayca hallolacaktı. Görevliler tutukluyu psikiyatrik tedavisinin yapılacağı hastaneye transfer edilmesi için arabaya bindiriyor. Orta güvenlik seviyesindeki başka bir hücrede ise bir tutuklu Edward Hines sinir krizi geçiriyordu. Burada kaldığım süre kesinlikle hayatımın en kötü zamanları. Evet. İğrenç bir yer. Tamam, hayır, hayır, hayır. Edward orada dur. Kimse sizi sevmiyor. Edward. Herkes bir şeyler çeviriyor. Edward. Size pislik gibi davranıyorlar. Parker sakin olmaya çalışıyor. Ama tutuklu gittikçe hakaret etmeye başlıyor. Hayatımın en kötü zamanları. Edward. Hey. Neden insanlara böyle davranıyorsunuz? Eğer konuşmak istersen benimle konuşabilirsin. Edward. Alttan almakla bir yere varamıyor. Durumun üstesinden gelmek ve çavuş Parker'a yardımcı olmak için destek geliyor. Edward, kelepçelemeliyiz.
Hayır. Edward, seni kelepçelemeliyim. Yoksa sprey sıkmak zorunda kalacağım. Hadi bakalım. Hadi. Spreyleyin. Tamam, kelepçeleyin. Buraya gel. Ellerini uzat. Soğuk bir duşun ardından yeni odasına deliye gönderiliyor. Çok geçmeden Heinz yine şikayet etmeye başlıyor. Ne kadar da zekisiniz böyle. Nerede benim havlum? Yıllardır ilk defa deliye geliyor ve ilk defa onunla böyle konuşmak zorunda kalıyoruz. Genelde uysal bir insandır. Heinz, delikteki yeni ortamına ayak uydurmaya çalışırken, Cole Stramberg de mahkemeye çıkmaya hazırlanıyordu. Özel timin amacı mümkün olduğunca az kuvvet kullanmaktır. Ve bu amaç bazen Stramberg gibi geçmişi şiddet dolu bir tutuklu üzerinde bile işe yarayabiliyor. Görevliler, Spokane eyaletinin en ünlü suçlusunu transfer etmeye hazırlanıyor. Bugün Stenberg'ün akli dengesi bakımından cezai ehliyetinin olup olmadığının karara bağlanacağı dava görülecek. Kameranın da görebildiği gibi gözlerim siyah. Siyah gözlerim var. Aynı bir pitbull gibi bir suratım var. Dilimi görüyor musunuz? Bir köpek dili. Benim dilim köpek dili gibi. Bugün mahkeme mi var? Bugün olduğunu bilmiyordum. Hayır. Çavuş Smith ve ekibi Stenberg'ün hücresine onu transfer etmeye gidiyor. Ne yapacağı hiç belli olmadığı için her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Çünkü tehlikeli. Soru şu ki, dinlenenleri yapacak mı? Tabildot penceresini açtıklarında Cole ellerini uzatıyor. Kelepçeler takılıyor. Tim yine de gözünü dört açmalı. Geçmişte Cole avukatına cinsel sarkıntılıkta bulunmuş ve onu öldürmüştü. Mahkeme salonuna gelindiğinde dahi özel timin işi devam ediyor. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu insan her an sandalyesinden fırlayıp masanın üzerinde delirebilir ya da gidip avukatını ya da davacıyı öldürebilir. Stenberg bayağı usluydu. Hakim, akli durumunun kararını vermek için başka bir tarih seçiyor. Ayağa kalkalım. Ben ölmem. Ben ölmeyen bir adamım. Bir kere vurulmuştum ve hiçbir şey olmadı. Çoğu tutuklu akli dengesi bozuk raporu almış durumda. Akli dengesi bozuk tutuklular, bağımlılar, çete üyeleri ve katillere karşı Çavuş Smith ve ekibi... Gidelim. Elinden geleni yaparak Spokane Eyalet Hapishanesi'ni güvenli tutmaya çalışıyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Hiç sıkılmıyorsunuz. Mahkeme sonucunda Cole Stramberg, akli dengesinin bozuk olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmayarak ilaç altında ömür boyu Spokane Eyalet Hapishanesi'nde özel timin bütün dikkatleri üzerinde olacak şekilde yatacak. Hayatının bundan sonrasını Spokane Eyalet Hapishanesi'nde geçirecek. Dünyanın sonu geliyor. Diyorlar ki ben deccalmişim.